Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde ittifak kararı almasının ardından Çanakkale'den 4. sıra milletvekili adayı olan Yaşar Çınar, seçim çalışmalarının tümünü kendisi yürütüyor. Bunun için önce seçim broşürleri bastırıp aracını parti görselleriyle donatan Çınar, günlük 9 saati bulan seçim mesaisine başladı. İl merkezinin yanı sıra ilçeleri de tek tek gezen Çınar, seçmenden birebir oy isteyip faaliyet ve projelerini anlatıyor. Seçmenin aracın dışındaki fotoğraflarla direksiyondaki kişinin aynı olduğunu görünce küçük şaşkınlıklar yaşadığını söyleyen Çınar, yine de aldığı bu kararın kendisine olumlu dönüşler yaşattığını söyledi. Milletvekili adayı oldum. Ve Çanakkale genelinde çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam etmekte. Allah'ın izniyle Çanakkale'den biz isteriz ki 4 tane çıkarmak, fakat Çanakkale halkı bize kaç tane milletvekili verirse yine de biz Çanakkale halkına teşekkür ederiz. Vermeseler yine teşekkür ederiz. Aynı zamanda biz Çanakkale'de bu seçimleri yaparken tamamen kendi imkanlarımızla, kendi paramızla yapmaktayız. Belirli siyasi partilerin 15-20 veya işte 30 tane aracı olanlar da var bazı büyük şehirlerde. Oysa milletvekilleri sade bir şekilde kendileri araçlarına binsinler, sokakta ve halkın içerisinde kendileri halkla birebir bağlantı kursunlar. Halkın derdini dinlesinler, sokağın derdini dinlesinler. Fazla sokak kirliliğine, araç kirliliğine, fazla israfa meyil vermeden. İsraf haramdır. Aşağı yukarı. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda fitoplankton olarak adlandırılan ve suda asılı bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlıların artması, deniz suyunun renginin değişmesine yol açtı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Türkoğlu yaptığı açıklamada, denizlerdeki renklenmenin genel olarak fitoplankton denilen bitkisel kökenli tek hücreli canlılardan kaynaklandığını söyledi. Her zaman bu renk oluşumu olmaz. Aşırı ürediklerinde literatürde işte algal bloom olarak adlandırılan aşırı üreme durumlarında deniz suyunu, şu anda da denizde, Marmara Denizi'nde, Çanakkale Boğazı, tüm Marmara'da gördüğümüz gibi suyu işte bazen yeşile, bazen yeşilin farklı tonlarına, bazen kırmızıya, kırmızıyı oluşturan başka bir tür, yeşili oluşturan başka bir fitoplankton türü, işte kahverengi bazen, bazen beyaza, yani farklı renklere, renk oluşumlarına sebep olan türler var. Gaziantep'te 11 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zor anlar yaşadı. Öte yandan apartman sakinleriyle çatı katında izolasyon yapan işçiler arasında kavga çıktı. Ya yeni geldi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl bir ilk gerçekleşerek ilçede bulunan tüm okullar Doktor Ali Osman Salih Parkı'nda bir araya geldi. Kepsut Kaymakamlığı, Kepsut Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan program yoğun ilgi ve beğeni topladı. Etkinliğin açılış kurdelasını Kepsut Kaymakamı Hacı Haşim Akgül, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şerif Keser birlikte kestiler. Başkanım, Kepsut'ta yine güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Neler söylersiniz bugünle ilgili? Evet, bu yıl böyle bir etkinlikle bu okulların kapanışını ve onların yapmış el emeklerini sergileneceği daha önceki yıllarda tek tek okullarda yapılıyordu. Bu sene bunları toplayalım, bir arada yapalım düşüncesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü'yle böyle bir istişareyle Kaymakam Bey'le birlikte böyle bir karar verdik. Belediyemizin destekleriyle yine belediyemiz Doktor Ali Osman Salih Parkı'nda böyle bir etkinlikle bunu tamamlayalım dedik. Bütün okulları buraya taşıyoruz. Bütün okulların standları açıldı. Bir yıl boyunca yapmış oldukları teknoloji sınıflarında yapmış oldukları, yine iş bilgisi derslerinde yapmış oldukları onların eserleri hem sergileniyor ve burada akşam da yine okullarımızın kendi folklor ekipleri, yine kendi müzik gruplarının konserleriyle tamamlanacak. Bu sene Sayın Belediye Başkanımız İsmail Cankul Bey'in de destekleriyle okullarımızda yıl içerisinde yapmış olduğumuz bütün çalışmaları tek çatı altında toplayarak halkımızla buluşturmayı hedefledik. Buradaki düşüncemiz hem okullar arasındaki etkileşimi sağlamak hem de halkımızın yıl içinde yapılan bu güzel çalışmaları halkımıza sergilemek. Bunun güzel katkılarında bulduk. Öğrencilerimiz yeteneklerini göstermiş oluyor, hem sergilemiş oluyor. Bizler de çocukların ne tür şeyler yapabildiklerini, ne tür kabiliyetler elde ettiklerini yıl boyunca görmüş olduk. Umarım faydalı olur. Çocukların kendi ürünlerini, yeteneklerini sergilemeleri onlara bir özgüven katıyor. Eğitim sadece sınavlardan ibaret değil tabii. Akademik eğitimin yanında sosyal becerilerinin, sosyal yeteneklerinin de gelişmesini istiyoruz. Kepsut Halk Eğitim olarak Kepsut'ta 5 yıllık bir çalışmayla yeni bir döneme başladık. Kepsut'ta yerel yönetimler içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde en hızlı gelişen, en yoğun bir şekilde altyapısını tamamlayan seçkin bir ilçe. Açılış sonrası standları gezen protokol standlardan bilgi aldı. Program sonrası Kolbastı ekibi tüm öğretmenleri ve gelen velilere gösteri yaptı. Van'ın Gürpınar ilçesi Cevizalan mahallesinde öğretmenlik yapan Cumali Alver'in bahçesine komşusunun koyunları girdi. Bu sırada Cumali Alver, kuzuya saldıran köpekten yavrusunu koruyan anne koyunun görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Libya'nın başkenti Trablus'ta yüzlerce gümrük polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.
Manisa Sarıgöl'de Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 4 yıllık çalışmalarının sonunda Sarıgöl Sultaniye üzümüne Türk Patent Enstitüsü'nden marka tescili yaptırdıklarını bildirdi. Ülgen, Sarıgöl Sultaniye üzümü cinsinin artık marka olduğunu söyledi. Marka tescili için 4 yıl önce müracaat ettiklerini, itiraz edildiğini ancak direndiklerini anlatan Ülgen, duygularını şu cümlelerle dile getirdi. İlk defa 4 yıl sonunda Sarıgöl Sultaniye üzümünün artık patentli bir üzümdür. Patentini aldık. Kolay olmadı. Masraf ettik, direndik. Onlar itiraz ettiler. O isimden kullanmaya gerek yok. Sonuç artık bundan sonra Sarıgöl Sultaniye üzümü dünya çapında patentli bir üzümdür. Biz de bundan sonra işte ihracat üzümlerimizden işte Sarıgöl ismini kullanacağız. Sarıgöl Sultaniye üzümü diye bahsedeceğiz. Artık Sarıgöl üzümü dünyanın neresine gitse patentli bir üzüm. İlk defa Sarıgöl işte 50-60 yıl sonra bir patent sahibi oldu. Artık üzümümüz patentlidir. Sındırgın Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'nde Mesleki Teknik Eğitim Fuarı açıldı. Açılışında Sındırgın Kaymakamı Ercan Ateş, Sındırgın Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Baskı Genel Müdürü Mustafa Bayram'ın yaptığı fuarda elektrik, elektronik, bilişim teknolojisi, ahşap, metal, muhasebe ve finansman, motor, çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin el emeği ürünleri sergilendi. Peki bir soru da ben sorayım. Başkanımız sordu. Önce bunlar duvar. İlk o tarz şeyler bunlar. Ana karımın bir peşinden burada tabii eksel kasasının içini gördüm. Yani sadece kasa. Yani çalışma şekli var. Tataristan'ın başkenti Kazan ile Moskova arasında çift katlı tren seferleri düzenlenmeye başlandı. Kazan-Moskova seferini yapacak ilk çift katlı tren, Kazan tren garından düzenlenen törenle uğurlandı. Saatte 160 km hız yapabilen çift katlı trenler tamamen elektrikle çalışıyor. Daha önce Moskova-Soçi ve Moskova-St. Petersburg seferlerini yapan çift katlı trenler, Moskova-Kazan arasındaki 800 kilometrelik mesafeyi 11,5 saatte alacak. 24 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında Dünya Su Sporları Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Tataristan, çift katlı tren seferleriyle şampiyonaya daha da çok turist çekmeyi amaçlıyor. Marmaris'te geçen hafta Fransız bisikletçinin otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kavşakta toplanan bir grup bisikletçi eylem yaptı. Muğla ve ilçelerindeki bisiklet derneklerine üye yaklaşık 200 kişi kazanın meydana geldiği Taşhan mevkisindeki kavşakta toplandı. Park ettikleri bisikletleriyle yolun bir şeridini ulaşıma kapatan protestocular, bisikletçi ölümleri dursun, trafiği işgal etmiyoruz, trafik biziz, kornaya değil frene bas, bisiklet de araçtır, kaldırımlar yayaların, yollar araçların sloganı attı. Marmaris Bisiklet Derneği Başkanı Tolga Gök, kendileriyle aynı anda Türkiye ve birçok ülkede bisikletçilerin benzer eylemler yaptığını anlatarak şunları ifade etti. 24 Mayıs Pazar günü saat 15.45'te 10 dakika sonra Marmaris manzarasını görme hayali kuran Fransız bisiklet gezgini Christian arkasından gelen otomobil tarafından öldürüldü. Bu kaza Marmaris ve çevresinde bisiklet kullanımında en güvenli olarak gördüğümüz yolda meydana geldi. Emniyet şeridinde yokuş çıkan saatte 10 km hızla ilerleyen bisikletli dikkatsiz bir trafik canavarının kurbanı oldu. Bisikletlileri fark edin. Bisikletlileri görün. Bizim sizler gibi kaportamız yok.
çeliklerin içinde değiliz. Hava yastıklarımız yok. Emniyet kemerlerimiz yok. Sadece gözünüzü biraz açık tutun. Telafisi yok. Grup daha sonra Fransız bisikletçinin Marmaris turunu tamamlayamadığı ilçeye kadar 10 kilometre pedal çevirdi. Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için her ay muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştiriyor. Çalışmalar ulaşıldığında, iletildiğinde aynı şekilde düzeninde devam ediyor. Göletler devam ediyor. Yapıyoruz bunları. Şimdi Kınık'ta çalışıyoruz. Başka alanlarda Taşköy'de şu anda baskı başladı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Yavaş, amacımız Sındırgı'yı bir adım ileri nasıl götürebiliriz? Bu konuda ve sorunların çözüm konusunda sizlerin görüş ve önerileriniz bizim için önemli diyerek konuşmasına devam etti. 3 Eylül'de başlayan güreşle başlayan festivalimiz bu yıl yine yapılıyor. Daha sanatsal bir festival yapılsın istiyoruz. Bundan dolayı şimdiden kendi kültürleriyle alakalı, kendi yöresiyle alakalı katılımın daha çok olduğu muhtarların köyünde bulunan yerel oyunlarla olsun veya işte sanat değeri olan ürünlerle olsun, hangi alanda olursa olsun bu konularda çalışmasını arzu ediyoruz. Çünkü turizm dediğimiz yerde her şeye ihtiyaç var. Çünkü sizin bize bu konuda katkınız olmazsa biz festivali başarılı bir şekilde yapma şansımız yok. Veya arzu ettiğiniz başka bir şey de varsa bu konuda şunu da yapalım. Başka bir de şansınıza sahipsiniz. Sizler bir anlamda şehri evinin ve hükümetin temsilcisi olarak bizlerin en önemli uzvu ve parçası olacaksınız orada. Sizler bizi temsil ediyorsunuz. Başka kimseyi değil ve en önemli unsur da sahip olduğunuz bu önemli görev nedeniyle bizler de sizlere değer veriyoruz, saygı duyuyoruz. İnşallah yeni dönemde 2015 yılından itibaren güzel çalışmalarımız artarak devam edecektir. Çoğu kırsal mahallemizin durumunu da biliyorum. Özellikle bugün de sizlerde hem bir arada olmak hem de arkadaşlarımı da sizleri tanımak hem de sizin sorunlarınızı not alıp kalıcı bir çözüm için burada bulunmaya geldik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ayrıca selam ve saygıları var. Onu da iletmek isterim. Çünkü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ilk baskı kuruluşunda özellikle beni davet ettiğinde dedi ki hiçbir siyasi ortam gözetmeden tüm vatandaşlarımıza, kırsal mahallelerimize teknik anlamda en ekonomik ve yapılabilir tesisleri yapmak amacıyla bir ekip kur dedi. Amacımız sizlere hizmet etmek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı mahcup etmeden görevimize yerine getirmek istiyorum. Balıkesir'de bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri muhteşem bir yıl sonu gösterisi sergiledi. Geniş katılımın olduğu gösteride tüm ana sınıf öğrencileri izleyenlere güzel anlar yaşattı. Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. Haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste. Gösteriler sonunda pasta kesildi ve okul müdürü Elvan Yıldırım bir konuşma yaparak herkese teşekkür etti. Öğretim yılının daha sonuna geldik. Bu süreç içerisinde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çocuklarınızı ve sizleri çok seviyoruz. Gittikleri okullarda umarım onların daha büyük başarılarını göreceğiz. Bizleri unutmayacaklarına inancımız sonsuz. Hayatları boyunca başarılı olmalarını diliyoruz. Onları çok seviyoruz. Bu güzel gösteride emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, çocuklarımıza